Merhaba arkadaşlar, ben Alp. Azazel Mount & Blade Warband Light and Darkness modunun 17. bölümüne hoş geldiniz. Light and Darkness'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? En son Zendar'ı kurtarıp senaryoyu bitirmiştik arkadaşlar. Sonra ben Çevucan'da bir gönderi açtım ve yaklaşık 400 kişi şey yap dedi. Devam et dedi. Yaklaşık 80-90 kişi de seriyi burada bitir dedi. O zaman ben de devam ediyorum dedim. Necek'i unuttum ben. Şu an cümleyi toparlayamadım. Dur. 2 dakika bekleyeyim, ben cümleyi toparlayıp geleyim. Ha, tamam, toparladım şimdi. Beyin çalışmıyor bugün benim. Daha yemek yemedim. Saat 8'e geliyor. 8'e 25 var. Ben daha kahvaltı edeceğim. Her neyse. Akşam 8'e 25 var bu arada. Yine unuttum. Ha, tamam, şey diyecektim alt tarafı ya. Seriye devam etmemi istiyorsanız gerçekten videoyu da beğenebilirsiniz. Evet, ne diyordum ben? Artık inşallah kesilmem. Videoyu beğenin, yorum atın, destek olun. Bu kadar. Her neyse, bu bölümün içeriğini oluşturmamda bana yardımcı olan Mert Ünen, Tunahan Enes Besler ve nerede bir de Emir Ardakar arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum buradan. yorumlarıyla güzel güzel destek oldular bana. İlk Mert kardeşimizin yorumu var. Demiş ki, abi, Kara İntikamcı diye gruplar var. Onlardan birini öldürdüğün zaman Kont Arasiyes seni Zendar'a çağıracak. Gidip konuşunca görev verecek ve bu Kara İntikamcılardan 10 grup kesersen sana Şam Çeliği zırh setini verecek. Kafandaki kelleci tacıyla bir set birleşince fazladan özellik veriyor demiş. İnşallah öyledir. İnşallah trollememiştir. Ondan sonra bu bölümde bir de Jelkia'da 5. ipucunu alacağız. 5. ipucunu aldıktan sonra da Tunahan kardeşimizin yorumda yazmış olduğu şeyleri yapacağız. İlk kısım ipuçları ile ilgili. Onu halledeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar, Kayıp Şövalye diye bir olay varmış. Onları da video içerisinde daha detaylı bir şekilde yapacağız. İkisini de bu bölümde yetiştirmeyi düşünüyorum. En son bildiğiniz üzere arkadaşlar, beni burada sıkıştırmışlardı. Bu 280 kişi. Şimdi bu 54 kişilik Kont Harald bunlara sataşıyor mu? Allah, 500 kişi oldu arkadaş. Bunlar 500 kişi olmasın ama. Aha, kervan. Kervanı yakalarım ben. Bunu yakalayamadık, neyse. Bunlar kaç kişi? 558. Kolay gelsin kardeşim. Kolay gelsin. Kara Şövalye'ler varmış. Onları alırım bak, Kara Şövalye'yi. Gel bana. Gel bana abicim. Gel. Ha. Sen bana gel. Sen kaçma, gel sen bana. Evet. Kara Şövalye'leri bayağıdır tokatlamıyorduk. Of, atın güzelliğine bak ya. Vallahi atın güzelliğine bak ya. Maşallah, maşallah. Püf 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 püf. Maşallah. Neyse. Benimki, yani ben tabii komut vermediğim için benimkiler öyle durdu orada. Unuttum ben onu. 5-6 gündür Mount oynamıyorum arkadaşlar. Belki daha fazladır. Kendim de değilim. Birileri bir şey vuruyor. Ne oluyor? Ata 145 vurdum lan. Ay. Bu arada hala hastayım. İlginç değil mi arkadaşlar? Hala iyileşemedim. Sesimden falan belli mi bilmiyorum ama. Bunu falan tıkalım böyle. Allah. Yine pek konuşkan bir günümde değilim maalesef. Umarım video çok sessiz, sıkıcı bir video olmaz. Ben göbek kırbaçlarken nasıl sıkıcı bir video olabilir bilmiyorum ama. En büyük zevkim arkadaşlar, kara şövalye tokatlamak. Ama tokatlayamıyorum bugün. Ben niye böyle? Aa, üstüme iyilik sağlık ayol. Bugün bir sıkıntı var. Ben bugün vuramıyorum arkadaşlar. Map'ten dolayı mı sanırsam bilmiyorum ama. Böyle sağdan soldan yokuşlu aç çıkışlı bir şey ya böyle. Beğenmedim ben burayı. Yokuştayken benim beynim yanında, ben vuramıyorum. Kamera açısı falan çok kötü oluyor burada. Böyle kamera açısı mı olur arkadaşlar? Lütfen ya. Please ya. Aha, geldi, bir şeyler geldi. Gel bakayım. Allah. Gel bakayım abicim. Ne güzel vurdun be. Hop, sana da vurayım. Sana da vurayım. Sana da vurayım. Aa, vuramıyorum. Melva da bu sırada 28 seviyesine yükselmiş. Melva demiş ki, aklıma şey geldi arkadaşlar. Bir arkadaşımız yorum atmış. Demiş ki, abi, Melva benim grubuma gelmedi. Ben Melva'ya karşı savaştım falan demiş. Bir şeyler demiş. Senaryoda arkadaşlar, yaptığınız seçimlere göre vesaire sanırsam şeyler değişiyor. Düşmanlarımız vesaire. Mesela Kara Şövalye'nin tarafında da savaşıp Zendar'ı kuşatabiliyor musunuz da? Böyle bir olay da varmış. Oyun bayağı değişik şeyler yaptırabiliyormuş bize. Ama yapmadık, o ayrı bir konu. Ay.
Evet, bunları öldürdüm, bir rahatladım. Bayağıdır tokatlamıyordum bunları. Bu 240 küsür kişi. Ben bunu alır mıyım? Kara Şövalye Lordu 35, Kara Şövalye Lordu 38. Bunlar da fena değilmiş yalnız. Yetenekler hakkında bana şey söyle. Sen güç. Sen arbaletçisin ama. Sen güçlü de verelim neyse. Bunlara ben şimdi bulaşmayayım en iyisi. Neden derseniz az daha bir geliştireyim şeyi. Elemanlarımı. Ondan sonra farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağımı göreceksiniz. Bu arada bana verilen bu şeyler var ya. Şu savaşçı nişanı, şövalyelik nişanı falan. Bunlardan bir tanesiyle 5 tane grubu şey özgürlük savaşçısı falan yapabiliyormuşuz. Ama ve lakin. Tamam. Durhan İmparatorluğu aramış götüresin. Bunlardan belki 2 loot alırız diye girdim de. Ne diyordum ben? Bunların bir tanesiyle 5 tane askeri kiralık kılıcı falan şey dönüştürebiliyormuşuz özgürlük savaşçısına. Bu hani düello attığımız vardı ya. Şeyde kapışan bizde. Zendar'da bize yardım edenler. İşte onlardan yapabiliyormuşuz ama bunların bir tanesiyle 5 tane yapabiliyorsak bizleri 2 tane oluşursak sadece 10 tane yapabiliyoruz bütün oyun boyunca bu adamlarla. Bunun hakkında bilgisi olan varsa arkadaşlar merakla bekliyorum. Gel abicim. Güç modunu da açtım bak, görüyor musun? Gel abicim. Alayınız gelin. Bak güç modunu kapattırdınız bana. Görüyor musun? Neden? Çünkü çok kötüsünüz. Tamamdır. Ay burnum. Bizimkiler niye öldürmüyor bunları 2 saattir? Saldık orada. Benim kendi ordum olsa iyi mi diyorum? Kıtlıktan çıkmış gibi adamları keserdi orada. Bitti mi? Nerede? Aa buradaymış. 3 kişi. Ah yazık. Açtım güç modunu. 115 güzel. Keskin nişanlıymış. Pek bir yerimi keskin nişanlısı. Ay burnum. Bas abi taba. Arttı mı biriyle ilişkim? Moral falan kazandık. Bunda 4'ten 9'a çıkmış maşallah. Rodok'ta 2'den 6'ya. Tanıştığımızda çok sevindim gibi kırbaçlarım. Yani az önce yaptığın şey için sana minnettarım. Umarım bir gün hakkını ödeyebilirim. Bizimkilerin bayağı şeyi kötüymüş bu arada galiba değil mi? Bizim yanımızdaki adamın. Asker sayısı falan. Ha 19 kişi kalmış herif. Vay be. Kervan mı? Doğru mu görüyorum? Gel bakayım. Ulan hep de aynı kervana denk geliyorum ben, çıldıracağım ya. Kervanlardan para almayı çok seviyorum. Kara şövalye mi? Neyse saldım. Orman aletleri de dolaşmış. Şimdi buradan nereye gidiyoruz arkadaşlar? Jelkele'ye gidiyoruz. Jelkele nerede? Burada. Buralar güvenli bölge. Burada hiç amirci bulamayız. Komutanlık teklifi alıyorsun. Svadya krallığından Kral Arlaos seni komutanı olmaya çağırıyor. Bu onur ve tımar önerilen Emir'in köyü karşılığında ona bağlılık gibi yönetmeye ve yapacağın seferlere katılmanı istiyor. Ben! Arlaos'a! Evet, hayır. Sıfırdan eksi 3'e inmiş. İnsin. Nefret ediyorum Arlaus'tan. Çirkin, gudubet adam. Pislik. Terbiyesiz, ahlaksız Arlaus. Neyse sakin. Sancho seçse hemen kabul ederdim mesela Sancho şu. Neyse sakin. Şimdi arkadaşlar burada atım eğer biraz yavaş giderse aslında daha hayırlı olabilir. Önümü göremiyorum. Bu hız ne attı ki baksanıza. Aa üstüme iyilik sağlık. Şimdi arkadaşlar burada saman falan bir şey varmış. Saman değil, tahtaymış. Bak burada. Sandık. Üçlü abelet bulduk. Çok güzel. Çok güzel, ben bunu giyerim. Nerede benim normal abeletim? Bende bu vardı. 55. Hızı biraz... Bu güzel. Üçlü abelet güzel. Bir de ipucu 5. Sağdan sola tekrar tekrar işkence edin. Gerçek kendini gösterene kadar. İpucu 5. Şimdi arkadaşlar kaydediyoruz. Ve buradaki turnuvaya katılıyoruz önce. Tabii ki. Ben turnuva yapıp geleyim arkadaşlar. Özel ödüle bas 1000 lira. Bas 100 lira da buradan tertemiz. 4 grup. Ama bana böyle ok falan, bunlar tehlikeli şeyler. Bana bunları verme. Neyse. Oğlum. Arjantin'e gitti ok. Piyade zırhı aldık arkadaşlar. Piyade zırhı neymiş bakalım bir. Rezalet bir zırh. Evet.
Şimdi Jelkira'da ipucunu da bulduk. Nereye gidiyoruz? Hemen bir şuradan notu tekrar açayım ben. Tunahan kardeşimizin notu. Nereye gidiyormuşuz? 5 yıl sahip en yerden taş bul. Yerden taş bul derken bir yerden taş bulmuş pardon. Pazar yerine gir, silah tüccarı alışveriş yap. Taş buldum. Aldım elime taşı. Hem de 1 dinar verdim. Bana 1 dinar borçsun Tunahan. Buradan Derchios Kalesi'ne gidecekmişiz. Derchios Kalesi nerede acaba? Yerler. Derchios. Derchios. Evet. Dirim'in yanıymış. Güzel. Bizim imalathanede 2 rekat bir içeriz. Ay. Hatta bizimki bir imalathanesi değildi galiba değil mi? Neyse. Derchios Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Bu kale böyle değildi eskiden. Onu söyleyeyim bir. Burada gördüğünüz üzere bir iskelet var. Şimdi masanın üstüne çık. Değil mi? Lord'un kabul sorusunu işte oraya gir. İpuçlarını tek tek okursan. İpuçlarını tek tek almadım ben yalnız. İpuçlarını almayı unuttum. Evet dur. Onu alıp geleyim. Bir dakika arkadaşlar. Aa bir dakika. Artık Zendara tıkladığımızda sancak değiştir seçeneği var arkadaşlar. Buradan bir sancak seçebiliyoruz. Bakalım en gevurkır başlayan sancak hangisi? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Bence çok gevurkır başlayan bir sancak bu evet. Zendar kasabasına girelim. Han kapısı. Hancı ile şöyle bir konuşalım bakalım. Sonraki içkiler benden. 48 dinar. Güzel herkes aramız iyileşti. Kralus merhaba. Hey selam gevurkır başlayan. Benim gibi büyük bir dövüşçü olmayı başardın mı? Belize katılır mısın? Bu karşı vagalar pek sıkı görünüyor. Pekala senin kazanabilmen için ben de varım dedi. İkiden gidip çıktı Kredos'la. Beni de saydı Dranton. Suratımıza bakmayan Dranton bize katıldı. İlginç. Aniden 25 kişi olduk. Tamamdır arkadaşlar. Bütün notları aldın değil mi? Şimdi biri okuyalım bakalım. Bir nerede? Okyanus arkadayken Evo Nehri'nin doğusunda ilk olan değil üçüncü olan. Muhafızlar sadece taş ile kandırılabilir. Bunun dışında burada başka bir şey yapılamaz. Loş mum ışığında ölüm akşam yemeğini yer. Büsbütün gözlerinin önünde. Gözün gördüğü yanıltıcı olabilir. Bazen gerçekliğe ayna tutmak gerekebilir. Sağdan sola. Tekrar tekrar işkence edin. Gerçek kendini gösterene kadar. Çıkalım bakalım bir. Şu Kratos'u Dranton'la bir konuşalım bakalım. Ekipmanını göster bana. Sana güzel bir armor vereyim ben. Al 42'lik baş. Al 46'ya 14. Ayakkabı 22 var. Yok şu daha iyisi varmış. Kaç bu? 33. 33 idare et. 35 varmış. Hadi yine iyisin. Mızrak benim mızrağım. Onu vermem. Sana çentirmiş kahya kılıcı vereceğim yani mecburen. Şimdilik idare et. Drantona da 2 parça bir şey verelim de yazık. Bu da ağlamasın sonra. 39'a 14 al. Al 33. Kafana bir şey var mı? Var. 55 mi? Bunu vermeye kıyamıyorum ama. Dur şöyle yapalım. Benden bu artanları ben Kralus'a mı giydireyim? Hangisinin ne olacağına da bağlı aslında biraz. Şimdi Dranton neyici olacak? Kralus neyici olacak? Yeteneklerini göster bakayım bana. 27, 22, 17, 14. Sen şimdi güçlü darbecisin galiba değil mi? Maşallah hepsi 300. 9 yaptık. Güçlü fırlatman bile var maşallah. Kalkanın yok ama. Biniciliğin idare eder. Okçuluğun idare eder. Seni kalkan yapalım. Sen tam bir tank ol. Seni biz yardıralım. Aynen. En güzellerini sana vereceğim o yüzden. Şu 55'liği de al. Güzel. Tamam. Seni böyle giydiririk. Kratos neymiş bakalım. Kratos, yok Dranton pardon. Sen necisin? Senin güçlü daha ben daha iyiymiş lan. 324. Seni daha çok beğendim ben. Şöyle seni full tank yapalım. Sana bir de kalkan verdik mi? Sen var ya ateş edersin. Kratos çıkar bakayım onları. Dranton'u daha çok beğendim ben. Bay bay. Dranton giy bakayım şunları. Dranton artık bu seviyeye çıkardım. Evet. 55 36 7 Şunu da giy.
Şunu da al bakayım eline. Oh ne güzel verdim eline. Neyse. Güzel. Şimdilik idare eder bu. Kalanı da Kratos'a giydirelim. Kratos'a çırılçıplak kalmasın, yazık. Sen de şuriken fırlat. Yani sana şu an verebileceğim başka... Cennet'in kutsal çekici varmış. Onu vereyim sana. İdare et. Tamamdır arkadaşlar. Sonunda halledebildik bu kısmı da. Şimdi ipuçlarının hepsini aldığımıza göre Derchios Kalesi'ne gidebiliriz. Derchios Kalesi nasıl bir yermiş? Tekrar bir bakalım. Gözünüzü verelim. İşte bunun üstüne çıkıyoruz. Yani kale çok güzelmiş. Ben burayı almak isterim. N'ye basıyoruz. Şurada iki tane korkuluk var. Ondan bahsediyor galiba. Bak normalde görünmüyor. Normalde bak şu şeyde görünmüyor. Şu iki tanesinden bahsediyor muhtemelen, evet. Yani şu an sağ sol falan bir şeyler dedi bana ama. Bu arada bir şey verdi mi? Ses geldi ama. Tuğla var. Şuriken falan. İpuçları daha bir şey vermedi. Şunu kapatabiliriz artık. O kadar güçlü fırlatma yeteneğim var benim. Niye şey olmuyor? Allah geldi. Pek gizli tarif geldi. Neredeymiş bu? Okumak için 10 zeka gerekir. Pek gizli tarif arkadaşlar. Donk diye bir sesle beraber aldık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Kamptan bir eylem yap. Okumak üzere bir kitap seç. Pek gizli tarif. Şimdi sonra da arkadaşlar gidip şu civarlarda bir yerde, herhangi güzel bir noktada bir kamp kuralım. Şöyle Kaylet oyunda. Bize bulaşan olursa indiririz. Sıkıntı yok. Allah yemek bitti. Yemek yok grupta. Dur. Güzde kaç olmuş? %16 olmuş. Bu yavaş okunuyormuş ya. Dur yemek halledeyim hemen arkadaşlar önce bir. Derim gel buraya. Şu gereksiz şeyleri de bir satalım. Yağı falan da sat. Sen de kal. İpuçlarıyla artık bir işimiz kalmadı diye düşünüyorum. Onları artık saklarız bir yere yani. Bilemiyorum. Tamamdır. Seni de şöyle aşağı atalım. Allah. Sen de git. 1810. Sen ne kadar zengin bir şeymişsin ya. 1810 lira şey bir parası mı olur? Allah'ım ya Rabbim. Şunu satabilirim artık. 3 daha beltim var benim. Hangisi daha güzel? Bu daha güzel. Tamam, şimdi bol bol tahıl. Yemek, elma, ekmek hepsini al. Hepsini alayını al. Ne var ne yok hepsini aldım arkadaşlar. Neden aldım? Biraz da şey koymam gerekebilir. Gizli vadiye. Artık ben bir şey moduna da geçeyim arkadaşlar. Diyeceğim zaten geçmişim ben burada o moda. Şu zırhlı süvari falan. Zırhlı muhafız gitsin. Onun yerine daha güzel bir şey alırım ben. Sen de buraya git. Aldığımız kaleleri dizeceğiz bunları arkadaşlar, merak etmeyin. Tamamdır. Zendar'a doğru bir yola çıkalım tekrardan. Şimdi Zendar kasabasına gir. Şurada biriyle konuşacaktım. Ha, talimciyle konuşacaktım arkadaşlar. Bize şey diyor. Artık ekibindeki kiralık kılıçları ve paralı süvarileri geliştirmene yardım edeceğim. Şövalyelik sertifikası ile paralı süvariler özgürlük şövalyesine geliştirilebilirler. Savaşçılık sertifikası ile de kiralık kılıçlar onurlu gladiyatörü geliştirebilirler. Geliştirilen her 5 adam bir tane sertifikaya mal olacaktır. Özgürlük şövalyesi mi, onurlu gladiyatör mü? Çok fazla Nord Paladin'im var. Bence özgürlük şövalyesi yapalım bir tane. Bakalım nasılmış bu gelenler. P. 5 tane dursun bakalım. Bunlar yetkili duruyor. Bayağı yetkili diyorlar şu an, evet. Güzel. Kral muhafızları neden yanında onu da bilmiyorum ama. Bunları konuşamıyorum değil mi? Ama sağlam duruyorlar. Beğendim ben bunları. Neyse.
Şu üstündeki fazlalıkları da şuradaki şeye bırakmak istiyorum. Şu ipuçlarını falan. Birazcık para lazım bize arkadaşlar. Para kasalım ki şey bunu söyleyeceğim. Söyleyeceğim ha gayret. Şu zırhları falan geliştirelim artık. Ölümsüz olalım iyice. Nasıl fikir? Bence harika bir fikir. O zaman arkadaşımızın Tunağan'ın yazdığı diğer kısma geçelim arkadaşlar. Pek gizli tarifi aldık. Ayçiçeği tarifi diye bir şey vermedi bize. Okuduktan sonra çayır yangını falan. Evet, ipuçları olayı böyle. Şimdi gelelim Kayıp Şövalye'ye. Haritayı en uzak açıdan görecek şekilde ayarla. Haritanın en köşedeki köylerin birinin yanında bu köyler Dugan, Aldelen, Tebandra ve Fedner ya da Veydar olması lazım. İkisi şöyle bakalım. Tebandra burada. Dugan burada. Fedner burada. Aldelen var burada. Aldelen saymış mıydı? Aynen Aldelen'e saymış. Biz hangisine yakınız? Bize en yakın şu an Tebandra'ya gidelim ya. Tabi bu yol biraz sıkıntılı olabilir. O yüzden dikkatli gitmek lazım. Mesela bunların kalesi kaç kişi? 900... 991 kişi mi savunuyor kaleyi? Ya Rabbi sen büyüksün. 991 kişi kale savunma sen. Kara yargıçlar mı? Saldırıya katıl. Kara yargıç buldum. Diririm yani affetmem ben. Ama arkadaşlar merak etmeyin. Bu 991 kişi bizi yıldıramaz. 991 kişi fark etmez. Bunları şey yapacağım ben. Bunların kalelerini alacağım. Basacağım. Vereceğim coşkuyu. Kara yargıçmış ya buraya. Senin ağzını kırarım. Sen misin lan kara yargıç? Sana mı diyorlar kara yargıç diye? Yargıçlığını göstertmiyor bana. Benim adım da MC Gecelerin Yargıcı. Jormungrat. Lan bu şey değil miydi komutan? Bu niye kara yargıçlarla? Bunların askerleri sağlanmış bak ama kabul etmek lazım. Askerleri sağlanmış. Ama bizimkiler daha sağlam olacak sıkıntı yok. Biraz saçma oldu. Benim askerleri çağırmayı unutmuşum da. Neyse. Grubum 2 moral kazandı. Yardımım için teşekkürler. Tabi aramızı iyileştirmedi. Olsun. Jormungrat bilmem ne kaçmayı başardı tabi. Olsun. Tecrübe falan kazandık. Bir de mutlu olduk yani bunları şey yaptığımız için, öldürdüğümüz için. Tebandra, merhaba. Şimdi Tebandra'ya git. Haritanın en köşelerinde Kayıp Şövalye diye birini göreceksin. Adamla konuş. Yeri soracak. Şu tarafta da cevap ver. Köylerin yanındaymış ama. Bu köyün yanında bir şey var mı? Ben birini göremiyorum burada. Evet göremiyorum. Kaydediyorum burada arkadaşlar ve buradan en uca Dugan köyüne doğru yol alıyorum. Bakalım Dugan köyünün yakınında biri var mı? Tabii 3 gün sürüyor gelmemiz. Bunun yanında da kimse yok. O zaman buradan arkadaşlar önce bir Tulga şehrinden Sancus'a merhaba diyoruz. Erzak tüccarından bir şeyler alıyoruz. Çünkü yemek fazla gidecek gibime geldi benim. Kaydediyoruz tekrardan. Burada Kont Trebdi bilmem neyi Rodoklar. Svadi burada. Buradaki adam kaçmış. Bunlar bunu burada kovalıyor. Gerçekten harika. Şöyle bir gözle ezdireyim de. Şimdi Fendler köyüne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Beş bin verdik. 3500 paramız kaldı. Harika. Harika. Fedler köyünün yakınında kara şövalye, kayıp şövalye falan biri yok. O zaman Aldelen köyüne gidelim. Ha Fedler veya Veydar demiş. Şöyle bakalım burada var mı? Kayıp şövalye. Burada da yok. Şuradan biri kaçıyordu bu arada ama. Kara intikamcı mı? Gel buraya. Senin ağzını kırdım. Kara şövalye üstadıymış. 104 vs 117 gel. Beyler şimdi taktik yapıyoruz. Taktik yapıyoruz 104 kişiler. 104 kişiler. Bunlar intikamcıymış. İntikam gösterin nasıl yenirmiş. İntikam nasıl alınırmış gösterelim bunlara. Faruk'u yaktığınızı unutmadım arkadaşlar. Bu kara şövalyeler Faruk'u yaktı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii ki de hatırlıyorsunuzdur. Rıfkı'yı Beyt-i Sarm'a yaptılar. Oha 9 zarar aldım.
Beyler şimdi bak. İzleyin. Tepenin arkasında bir gelsin bunlar. Okçular sıkın. Okçular tarayın. Daha fazla tarayın. Non-stop tarayın. Ben hallediyorum bunları. Hadi. Hücum. İyi vuruyorlar yalnız. Kabul etmek lazım, iyi vuruyorlar. Vallahi güzel vurdu. Hoşuma gitti yani vurduğunda. Ama böyle yine bak tepeli düz bir yerde değiliz ya. Düz bir yerde olmayınca vuramıyorum ben ya. Kamera açısı çok kötü oluyor. Çok yakın. Uzaklaştıramıyoruz da. Gözüm. Bir dakika sen. Benim askerime ok sıkmak sen. Hayırdır ya? Bir dakika sen ne yapıyorsun? Sen kara şövalyesin ya. Sen kendine gel ya. Sen bu oyundaki en rezalet birliklerden birisin ya. Sen bir köylü çiftçi 2 yani. Aa 42 level oldum. Artık ejderha plaka girebilirim. Gerçekten yalnız bugün o kadar kötü oynuyorum ki. Şu video bitsin. Uzun bir süre daha mantamet oynamam lazım. Benim kendime gelmem lazım. Hani bildiğiniz çok kötü oynuyorum bugün. Kıyma makinesinde neser yok şu an. Burnum aktiğine. Ama fark etmez bak. Düz yola geldik. Şimdi temizliyorum. Atsız adamlar rahat oluyor. Ay bu ne? Bunlar yeni mi spawn oldu? Ha. Bunların lideri falan var. Bunların liderini ölsek bir moral kaybetseler nasıl olur? Ne güzel vurdum be bu sefer. Bu sefer güzel vurdum bak. Bu sefer iyi vurdum arkadaşlar. Ben gideyim bir kahvaltı edeyim artık. Şunu yapayım gideyim kahvaltı edeceğim arkadaşlar. Vuramıyorum çünkü. Beynimi toparlamam lazım. Neyse kara intikamcı yeni geldi bunlar galiba değil mi? Daha önce görmedim hiç. Altın nam kazandı. Bu ne ya? Sekiz tane Rodok keskin nişancısı. Altı tane Rodok saray keskin nişancısı. Rodok kral muhafızı. Bir tane alamadık. Bir tane kelleci reisi bırakalım. Oh güzelmiş 57-17. Bunları alayını alır satarım ben derken şöyle bir şeyleri bırakmam lazım. Tahıl, yediğim tahıllardan bırakayım. Şunu yemişim mesela bunu bırak. Tuğlayı tabii ki de bırakmam. Şu tahılı da bırak. Şunu da bırak. Bunların yenisini alırız o yüzden bırakıyorum. Tahıllar ucuz. Bakayım burada bir kara intikamcı daha var. 48 tane şey var. Biraz asker sayımı azaltıp buraya gelirim ben. Bu olayı beğendim ama. Zendar, Kontrasis'ten bir mektup aldın. Mektup aldın Gevoker başlayan. Lütfen en kısa sürede Zendar'a dön. Birlikte irdelememiz gereken önemli bir konu var. Maşallah. Hemen de haberi oldu adamın. Hemencik haberi oldu. Aa, kara avcı. Kara avcı dedim mi? Yakalayayım bunu. Hadi. Ben bunu bir şey yapıp geleyim arkadaşlar. Size bunu 325 vs 72 savaşı videoda acı çektirmeyeyim. Hücum. Direkt hücum yani. Yolo. Kolay bir savaş daha oldu arkadaşlar. Rodok Saray Keşkin Nişancısı varmış burada. Şuradan bir tane bırakacağım. Şunu da bırakacağım. Onun yerine bunu alacağım. Nasıl? Bence harika. 705. Seni atar seni alırım. Şuradan aradan bir şeye de girersem çok güzel olur. Şöyle herhangi bir bulabilirsem. Kara intikamcı falan var burada. 194 kişi. Burada kara avcı var. Sorun değil. Burada şimdi kayıp şövalye falan olması lazımmış ama yok arkadaşlar. Ha kayıp şövalye burada görünmüyor herif.
Merhaba efendim, affedersiniz. Merhaba Sir. Siz bir şövalye gibi görünüyorsunuz. Adamın kayıp şövalye. Aa, ben Sir Eager Los. Los eyaletinin varisi. Los edeceğim. Gonroser Gölü'ne gidiyordum. Hangi tarafta olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer hevesli Los da kaybeden demek. Eğer hevesli Los da kaybeden demek. Tamam. Şövalye adının anlamı bir işi hevesle yapmasına rağmen beceremeyen gibi bir anlama geliyor. Anladım. Şimdi ne diyormuşuz? Kayıp şövalye. Adamla konuş. Bir yeri soracak. Şu tarafta cevap ver. Teşekkür edip yürümeye başlayacak. Elbette. Tamam. Şimdi bunu takip edeceğiz. Adam adının ne olduğunu söylemişti. Sanırım şöyleydi. Sir Kaybeden. Kaybeden ailesinin varisi patron. Aa. Gel şimdi devam et. Ben seni takip ediyorum. Keşke bir de görebilsem değil mi? Dört tane falan köye gidecekmiş böyle bu. Biz de bunu böyle takip edeceğiz. Ne tarafa gitti adamı? Dur, tek kişinin olduğu bir iz şey yapacağız. Şöyle. Ya. Dur. 130 kişi. Bu biziz. Kişi sayısı 1. Evet, kayıp şövalye. Şuradan şöyle gitmiş. Tamam. Kayıp şövalyeyi şuradan şöyle Yelibökü'ye gittiğini tahmin ediyorum ben. Şuradan devam etmiş şöyle. Evet, buraya gelmiş. Yo, buraya da gelmemiş. Şu aradan geçmeye devam etmiş. Yürümüş, yürümüş. Bayağı yürümüş. 5 saat süre indirdik aramızda. Buradan Rodok kardeşlerim geçiyor, sıkıntı yok. Ama keşke izlerin ağzında şey yapmasaydınız ya. Vallahi izleri bitirdi herifler. Sancarhan yolladı ama kabul edemiyorum maalesef şu an. Çünkü savaşa girmek istemiyorum. Köye çift çıkmış buradan. Üf, bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Adam bayağı da yavaş gidiyormuş. Ben bunu nasıl yakalayamadım ya? Şimdi şuradan gidiyor. Güzel. Dümdüz devam ediyor kardeşimiz. Devam et abicim. Kayıp şövalye. Devam et. Buraya girmeden evet bunun içinden geçtin. Ribelet Kalesi'nden devam ediyorsun. Gayet güzel. Gayet güzel. Et kardeşim. Devam et. Sar 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 sar. Kendimi şu an telegolde gibi hissettim. Yapıyor ya böyle. Devam et abicim. Ya dur. Dur. Burada dur. Gerçekten çok güzel bu arada. Mouse çalışıyor. Herif kayboldu yine. Allah'ım çıldır. Hah, burada. Kayıp şövalye devam ediyor değil mi? Adam nerede? Allah'ın yapacağınız ben şeyi tek şuru. Herifi gerçekten burada kaybettik mi? Bu mu yani olay? Ben buradayım. İzlere bakıyorum. Herif buraya girmiş değildir inşallah. Ha, kayıp şövalye. İzler bir saat. Şu taraftan çıkacak bence adam ya. Ha, çıktı. Sonunda. Aynen böyle devam et kardeşim. Preven'in yanından geçtin evet. Preven'e geldin. Geçtin. Tostar köyü mü? Orası da değilmiş. Nereye gidiyorsun? İnşallah kırmızıların mekanına gitmiyorsun. İnşallah. Yok, kergitlere geldik.
Kardeşim gerçekten oradan Kergitlere mi geliyorsun? Sen ne arıyorsun? Ne aradığın hakkında bir fikrin var mı senin? Dugan köyüne gerçekten buraya mı geldin ya? Daha zayıf hafızamı bağışlayın lütfen. Gonrasal Gölü'ne gidiyorum. Bana yol tarif edebilir misin? Evet de. Çok naziksiniz. Görüşmek üzere. Az önce tarif ettim ve buraya geldin. Ve hala bana yol mu soruyorsun? Gerçekten harika. Dur. Üstündekileri satayım bari şurada. Gelmişken buraya kadar. Git abicim. Git git git. Sen kal. Sen git, sen git, 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 git. Güzel. 1600 lira beleş. Kayıp Şövalye kardeşimiz burada devam ediyor hayatına. Kara kergitlerle falan uğraşalım. Devam et abicim. Bundan da bir parası isteyelim. Güzel, 2000 dinar aldık. Bunlar zenginmiş bayağı ya. Şuradan geçme artık ama ya. Ne dersin? Bence harika bir fikir buradan geçmemek. Ama illa geçeceksin yani. Peki. Geri geldin sen. 1800 lira paramız kaldı bu arada. Ufak bir sıkıntımız var arkadaşlar. Kardeşim sen zaten buradaydın. Özledin mi burayı? Niye böyle geldin? O halde ne soracağımı biliyor musunuz? Evet, Gonsa gözünü görüyorsunuz. Deniz bulabildiniz mi? Ah Tanrı şükür. Ne iyi tarih triki sizin de arkadaşlar. Gölün adını unutmuştum. Gerçekten hani insanların sabrı sınansın diye yapmışlar galiba bunu. Adam gölün adını unuttum diyor ya. Gölün adını unutmuş. Gölün adını. Sakin olmuyorum arkadaşlar. 100 tane kara şövalye var burada. Ama sakin olamıyorum. Evet, yine durdu burada. Bakıyoruz. Biraz su ve ekmek. Sir, göleniniz bulabildiniz mi? Evet. Sadece meraktan soruyorum. Neden asla oraya gitmeye çalışıyorsunuz? Su, lütfen. Aa, teşekkür ederim. Şey, evet, hazinin için. Gölün dibinde bir sürü hazine görmüyor. Ekmek, aa, teşekkürler. Hazine mi? Bu kadar sıkı çalıştığınıza şaşmamalı. Haha. Size yolu göstermemi ister misiniz? Hayır hayır hayır. Yeterince çektim. Bu haritayı aldığım ilk gün bütün dünyayı köşe bucak dolaştım gün be gün. Ama bu koduğumun nehri yol boyunca saklayıp durdum. Aç kaldım. Böcek hızırlıklarına maruz kaldım. Kurtların pençesinden kaçtım ve durmadan soyuldum. Belli tek kişi kalmışsın. Pes ediyorum. Siz nazik birine benziyorsunuz. Lütfen bunu alın. Harita sizindir. Artık evime dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum kayıp şövalye kardeşim. Sizin bulamamanız, bulamamıza çok üzüldüm Sir Loz. Harita için teşekkürler. Size iyi şanslar dedim. Size de iyi şanslar. Aa bekleyin lütfen. Lose Kalesi hangi tarafta söyleyebilir misiniz? Evet şu tarafta. Teşekkürler. İyi şanslar. Gerçekten bulacağına inandık değil mi? Değil, bu adamı grubuma almak isterdim ben ya. Vallahi isterdim. Hazine haritası. Haritanın üstünde bir takım bulanık harfler şöyle. Kayaları takip et. Arkadaşımız ne demiş? Haritanın gösterdiği yere git. Etrafında dolaş. Giriş diye bir yer açılacak. Gir ve nehrin içine dal. Adamın zat verdiği haritanın kayaları takip et diye bir yazı var. Nehre gittikten sonra öne çıkan kayaları takip et. Şimdi bakıyorum. Anlamaya çalışıyorum haritada gösterdiği yeri. Şöyle şu gölden bahsediyor galiba. Evet. Şu gölden bahsediyor. Gölün tam köşesinde. Şurada mı? Buna benzer başka bir göl yok bu Kalradya'da. Tek göl burada. Şu civarlarda bir yerde olması lazım. İnşallah ölmeyiz bu arada fakirlikten. Karakaritler. Şunlara 2 dakika yardım etsem harika olabilir. Belki 2 dakika bir şeyler kazanırız, satarız falan, para yaparız.
28 lira para kazanmışım. Çok güzel. Zengin olduk. Şurada uksalda var, bir şeyler satayım ya. Hani yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. Bir şeyler satacağız. Ağır av mızrağını sat. Bu benim kullandığım mı? Yok, bunu da sat. Şunu okuyup da bir satalım artık. Yemek de bitiyor. Güzel. Aletleri de satacağız artık arkadaşlar. Para yok. Bildiğin fakir kaldık ya. Çok asker olunca böyle oluyor. Bu civarlarda giriş diye bir açılacakmış arkadaşlar. Giriş. Bir de ben görüyorum galiba o giriş anı. Şöyle I'ya bir daha basalım. Tam altında gösterdiği yer tam şurası. Evet, giriş burasıymış arkadaşlar. Kaydedelim oyunumuzu. Gir bakayım. Göle vardı. Nehir giriş çevresindeki girişi çevresinde yürü. Şu an gizliyiz. Niye gizliyiz bilmiyorum. Şimdi kayaları takip et falan demiş bize. Burada bir göl var. Göle girelim. Suda nefes alabiliyorum. Güzel. Suda nefes alabildiğim için bayağı rahatım. Kayaları takip ediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan ne tarafa gideceğiz acaba? İki tarafta da kaya var. Sadık kayayı takip edince arkadaşlar şöyle bir dungeon'a geldik. Dungeon'ın girişi burası. Ama buraya girmeyeceğim şimdilik. Neden girmeyeceğim? Önce şurada bir chest olması lazımmış. Ona bakalım. O kadar boşuna mı geldim ben buraya? Aa, evet, chest de burada. Güzel. Bakalım hazine neymiş? Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Hazineyi açıyorum. Açıyorum. Açmadım. Neden açmadım? Çünkü 59 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sandığın içinden ne çıkacağını ve dungeon'ın içerisinde nasıl olduğunu merak ediyorsanız diğer bölümü bekleriz. Diğer bölümün gelmesi için videoyu beğenin, yorum atın, paylaşın arkadaşlar. Eğer kısa sürede video çok beğene gelirse yarın bile yükleyebilirim yeni videoyu. Bakalım. Eğer en kısa sürede sandığın içine ve yeni daha önce görmek istiyorsanız videoyu beğenip yorum atın. Bak, beğeni gelir, yorum az gelirse yine atmam videoyu. 2 gün sonra atarım ona göre. Diğer türlü bir gün sonra atarım hani gelirse. Çok çok çıkarcı oldum değil mi? Neyse. Biraz heyecan yaratalım böyle. Ay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.